من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم يعني صل على أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله. قال الحواريون نحن انصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم الله تعالى عزيزيه قردونا إفطار صفرسنا dünyanız ve ahiretiniz hakkında bereketli eylesin. Yarın ukbada siz ikram ettiğiniz Allahu Teala Hazretleri de cennet sofralarından size de sevdiklerinize de efrabi iyallerinize de zürriyetlerinize de nesillerinize de cennet sofralarından ikram eylesin. Ramazan-ı Şerif'in son gecesine kadar Allahu Teala Hazretleri bu mübarek sofralardan bereketli sofralardan hem maddi sofralardan hem de manevi sofralardan Allah'ım ayırmasın. Yaşadığımız sürece de ayırmasın, tabut gününe kadar da ayırmasın. Hem maddi gıdamızı helalinden, helal ve tayyip, helal ve temiz olanından nasip etsin. Hem de manevi gıdamızı en doğru kaynaktan, aru duru olan çeşmeden, yani ehli sünnet ve cemaat akidesinden, ve O'nun fakihlerinden, fıkıh alimlerinden, hadis alimlerinden, tefsir alimlerinden, tabut gününe kadar pak ve temiz olan çeşmeden Allah bizi nasiptar eylesin. Nasibimiz bu mübarek çeşmelerden kesmesin. Ve bütün sevdiklerimizi de bu dualarımıza, bu isteklerimize dahil ederek bizlerden Rabbim kabul eylesin. O Allah ki Celle Celalü ve Celle Şanü, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi, Habibi sallallahu aleyhi ve sellemi hak din olan İslam'la gönderdi. Elhamdülillahillezî hedâna lil İslam. Allah'ımıza ne kadar hamd etsek, şükür etsek az ki o bizi bu mübarek İslam nimetine hidayet eyledi. Elhamdülillahillezî en'ama aleyna bi nebiyyina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yine o Allah'ımıza ne kadar hamdü senalar estek azdır. nebi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı bize en büyük nimet yaptı Allah. Bizi ona ümmet etti. Her nimetin bir şükrü vardır. Yediğimiz yemeğinde bir hamdi var, şükrü var. Her nimetin şükrü aslında kendi cinsindendir. Mesela beden nimeti, sağlık, sıhhat nimeti Allah ihsan etmiş. Namaz bir şükürdür. Mesela kırkta bir zekat verecek mal vermiş Allah sana. Zekat bir şükürdür. Hacca gidecek beden sihati vermiş, yol emniyeti vermiş. Seni hacca getirip götürecek kadar helal para vermiş, mal vermiş. Hacca gitmek, hac ibadetini yerine getirmek bunun bir şükrüdür. Allahu Teala Hazretleri Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibi en büyük nimetini bize ihsan etmiş. Ondan sonra onu sevmek, ona ittiba etmek, onun sözünü dinlemek, ondan bize ulaşanların tamamını dil ile ikrar edip kalb ile tasdik etmek ki hele bu zamanda bu nimetleri kabul etmek bile Allah'ın başlı başına bir inamıdır. Hadis nimetini kabul etmek, sünnet nimetini kabul etmek Allah'ın bir inamıdır. Neden? Çünkü ben de Müslümanım dediği halde bu ümmetin içinde niceleri vardır ki maalesef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini kimi var toptan inkar ediyor. Kimi var bir kısmını inkar ediyor, bir kısmını kabul ediyor. Kimi var aslında Resulullah Efendimizden gelen her şeyi inkar edecek ama ona belki bu ülkede zemin ve fırsat bulamadığından dolayı direkt inkar edemese de dolaylı yoldan da inkar ediyor. Ondan sonra o yüzden Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis mirasına, sünnet mirasına iman etmek hele ki bu yaşadığımız dönem itibariyle o da Allah'ın büyük bir nimetidir. Bize Resulullah'tan gelen bütün haberleri tasdik eden bir kalp veren Allah'ımıza nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bize kendisinden gelen, kendisinden Kur'an-ı Azimuşşan vasıtasıyla gelen bütün ayatü beyinata zaman demeden, zemin demeden, mekan demeden, şartlar demeden, ondan sonra işte çevredir, ailedir, iştir, ticarettir demeden sadakallahu'l-azim dedirten Allah'a, Allah ki o doğru söyledi. Hata varsa bizdendir. Kusur varsa bizimdir. Eksik varsa bize aittir. Ama bu yüce kelamın içinde kesinlikle noksan yoktur. Eksik yoktur. Bu mübarek kelamın içerisinde tenakuzat, çelişki yoktur. Bu mübarek kelam kıyamet sabahına kadar hükmü caridir. Yani ne demek? Hükmü geçerlidir, eskimez demek. Mesela bir hüküm vardır. Zamanı belki kifayet eder etmez. Anladın mı? Zaman değişir. Ahkam, hüküm, beşerin yaptığı hükümler genelde böyledir. Beşerin yaptığı böyledir. Yapar, biri yapar, gelir öteki onu beğenmez, değiştirir. Ondan sonra devamlı değişkenlik arz eder. Ama bizim inandığımız kitap, yani Kur'an-ı an a ayetleri, bizim inancımız böyle. Kıyamet sabahına kadar hükümleri caridir. Yani bütün asırlara, bütün nesillere, bütün zamanlara, mekanlara kafi midir Kur'an-ı Azimuşan? Kafidir, yeterlidir. Şimdi böyle inanmayı nasip eden Allah'ımıza da nihayetsiz hamdü senalar olsun. Çünkü bu zamanda maalesef din kisvesi altında, ilahiyat kisvesi altında, diyanet kisvesi altında maalesef bayağı da ayetlerin hükümlerini direkt inkar edemeseler de, lafızlarını inkar edemeseler de, hükümlerini çokça inkar edenler, din kisvesi altında çokça inkar edenler var mıdır? Maalesef vardır arkadaşlar. Şimdi o Allah ki celle celalü ve celle şânu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i hak din İslam ile gönderdi li zihruhu ale'd-dini külli. O İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin nurunu diğer bütün dinlerin üzerine parlatacak, zahir kılacak, üstün kılacak ve bu işin sonunda kafirler bunu istese de Allah bunu yapacak, istemese de yapacak. Yani kafir topluluklar bunu kerih görse de, bu durumu kabullenmese de, bu durumun aleyhine de çalışsa, bu durumun aleyhine de mücadele etse, Allahü Teala Hazretleri bu dinin nurunu, Kur'an'ın nurunu, sünnetin nurunu, ahkamın nurunu yalnızca Türkiye'de değil, şarktan garba güneşin doğup battığı bütün noktalarda, kuzey kutbunda da güney kutbunda da güneşin altı ay gündüzün altı ay gecenin olduğu, çünkü Efendimiz öyle buyurdu, güneşin doğup battığı her noktaya bu Kur'an'ın nuru, sünnetin nuru, bu ahkamın nuru mutlaka girecek. Allah yeryüzünde İslam'ın nurunu, Kur'an'ın nurunu mutlaka ama mutlaka itmam edecek, tamamlayacak. Ha bunu inkar edenler istese de Allah yapacak, istemese de yapacak. Allahu Teala Hazretleri nurunu yeryüzünde itmam etmeyi murad eder, ister. Peki o bir şey isterse onun isteğine kimse engel olabilir mi? O bir şey isterse. Ha şimdi ona Mevla bir vakit koydu, bir zaman koydu. Bizim için bir imtihan koydu. Bizim için bir imtihan koydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemi, sahabe dönemi, ecdat dönemi, birçok kıtada İslam'ın nurunu, ahkamını dönem dönem hakim kıldı mı allah Teala Hazretleri? Dönem dönem hakim kıldı. Ama bütün yeryüzünün şarkından garbına, doğusundan batısına bu iş oldu mu? Olmadı. Bütün yeryüzünün, şarkından garbına doğusundan batısına olmadı. Osmanlı ecdadımız üç hilal üç kıta. Bunlar ecdat sancağı. Yani siyasi parti bayrağı değil. Yanlış anlamayın. Kırmızı üç hilal de bizim, yeşil üç hilal de bizim ümmetin yani. O büyük olan da ak sancak. O da cennet mekan Osman Gazi. Den Yavuz Sultan Selim Han'a kadar Selçuklu'dan Osmanlı'ya tevarüs etmiş Selçuklu'nun son dönemi Osman Gazi Cennet Mekanı'na tevarüs etmiş ondan da Yavuz dedemize kadar Yavuz dedemizin Mısır fethine kadar devlet Ali Osmaniye bu sancağı kullanmış. Bu ak sancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağıdır. Allah'u alem Kumaş Ayşe validemize aittir. Bu Aksanca. Hatta ben anlatacağım şimdi. Böyle de inanıyorum. Osman Gazi cennet mekanı Selçuklu'dan bu sancak tevarüs ettiğinde bu sancak vasıtasıyla bile nice hidayet bulanlar olmuş. Bu sancak vasıtasıyla bile nice hidayet bulanlar olmuş. Mihal Bey bunlardan bir tanesi. Mihal oğulları bunlardan bir tanesi. Hatta daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görür. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona rüyasında İslam'ı ve imanı talim eder. İsmini Abdullah olarak değiştirir. Onu Osman Gazi cennet mekana gönderir. Ona git ittiba ol. Onunla birlikte Allah yolunda gazalara ve seferlere ve cihatlara çık. Çünkü benim aksancam, aksancam ona verildi der Peygamberimiz rüyasında. O da uyanır uyanmaz. Allah da sadrını İslam'a şerh eder. Göğsünü İslam'a açar. Uyanır uyanmaz. Osman Gazi cennet mekana gider. Gördüğü rüyayı anlatır. Adını Resulullah tarafından Abdullah olarak değiştirildiğini söyler. Arkasından yine o topluluğun içerisinde kelime-i şehadetle Müslüman olur devlet Aliye-i Osmaniye'nin kuruluş döneminde de bu mübarek ve aşiretinin ve askerlerinin ve ricallerinin çok büyük katkısı olur. Bu soy uzun yıllar akıncılar olarak devam eder. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Selçuklu'ya, Osmanlı'ya veya diğer İslam devletlerine Allah bu mübarek dinin nurunu çeşitli kıtalarda, çeşitli coğrafyalarda hakimiyetini de izhar etmiş. Delillerini de izhar etmiş. Ahkamını da izhar etmiş ondan sonra ama kainatın şarkından garbına bütün dünyada bu ahkamın ikamesi yaşanmış mı, yaşanmamış? Yaşanacak mı? Yaşanacak mı? İşte bu ayetler neyi anlatıyor? Yuridune li yutfiu nurallahi bi afahihim. Onlar ağızlarıyla Allah azze ve celle'nin nurunu söndürmek istiyorlar. Vallahu mutim Nuri o Allah ki nurunu mutlaka tamamlayacak, itmam edecek. Velev kerihel kafirun kafirler bunu istemese de Allah bunu yapacak mı? Yapacak. Huvellezî ersale rasûlehu bil hudâ ve dînil hakki li yuzhirahu aled dini kulli velev kerihel müşrikûn. O Allah ki Habibi sallallahu aleyhi ve sellemi hak din olan İslam'la gönderdi bütün dinlerin, mahusus, muharref ve batıl bütün dinlerin üzerine İslam'ın nurunu izhar etmek için, açığa çıkarmak için müşrikler bunu istese de Allah yapacak, istemese de yapacak. Peki bu nasıl olacak? Yani bu meleklerin eliyle mi olacak? Cebrail Aleyhisselam'ın emri ve komutası altındaki meleklerle mi olacak? Yasin suresinde anlatıldığı gibi Cebrail Aleyhisselam'ın bir sayhasıyla mı olacak? İnkânet illa sayhaten vahide diyor ya Antakya'yı anlatırken. Onlar Habibi Neccar'ı şehit ettiler. Allah'ın dinini tebliğ edenlere eza ettiler. Allah da buyuruyor ki ben onlar için gökyüzünden yeryüzüne bir ordu indirmedim. İnkânet illa sayhaten vahide. Onlar için gökyüzünden yeryüzüne ben bir ordu İndirmedim diyor Allah. Bir ordu göndermedim. Yalnız Cebrail aleyhisselam bir sayhasıyla, sayha, çığlık, ses dalgası, en doğrusunu Allah bilir. Bir ses dalgası. Allahü Teala Hazretleri o sesin şiddetiyle, o sayhanın şiddetiyle Antakya'yı batırıyor. Habib-i etçeri şehit edenlerin şah damarlarını söküp alıyor. Allah elçilerine eza eden o toplumun tamamının hayat damarlarını söküyor, o toplumu helak ediyor. İnkân et illa sayhaten vahide bir sayhayla. Peki Mevlâ Teala Hazretleri bir sayhayla mı batıracak bu zalimleri? Bir sayhayla mı batıracak? Anlaşılsın diye söylüyorum. Rusya'dan İngiltere'yi, Amerika'dan Avrupa Birliği'ni neyse İslam'ın aleyhine harici olanları ve dahili olanları bir sayhayla mı veya Bedir'de yaptığı gibi melek ordularını indirerek mi yapacak? Ve ve kulli şeyin Kadir. Göklerin ve yerlerin ordusu kime ait? Velillahi cunudus semawati vel Göklerin yerlerin ordusu Allah'a ait. Sayısını ancak kim bilir? Allah bilir. Peki, adetullah nasıl işliyor? Şimdi ben bir kısa gücüm yettiği kadar devamında bunu anlatmaya çalışacağım. Ya eyellezine amenu Allah bize sesleniyor. Yani bu işte göklerin ve yerlerin ordularına değil, gaybi ordulara değil, melek ordularına değil, yeryüzünde Allahu Teala Hazretlerinin imanı lütfettiği, imanla şeref ettiği, İslam'ı lütfettiği ve İslam'la şeref ettiği, en sevdiği Habibi sallallahu aleyhi ve selleme ümmet yaptığı, böylece ayrı bir şeref bahşettiği, müminlere Allah Kur'an-ı anda sesleniyor. Ya eyyühellezine amenü hitabının muhatapları kim arkadaşlar? Kim? 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 Biziz diyeceğiz ya. Hiç şüphesiz değil mi? Yani imanda haşa şüphen mi var? Elhamdülillah diyoruz değil mi? Allah bu nimeti bize inam etti. Üzerimize itmam etsin Allah bu nimetini. Tamamlasın. İmanlarımız Allah'ımıza emanet. O korusun muhafaza eylesin. Ya eyyühellezine amenü. Ne yapacağız? Buyur Allah'ım diyeceğiz. Dememiz lazım yani. İmam-ı Hasan radıyallahu anh dediği gibi Ya eyvellezine amenuyu duyduğun vakit kulak kesil demişti değil mi mübarek? Dört kulak ol. Arkasından ya bir emir gelecek ya da bir yasak gelecek. Ey inanmış kullar hel edullüküm ala ticaretin tünciküm min azabin elim. Sizi elim verici bir azaptan kurtaracak bir ticarete sizi de, delalet edeyim mi? Bir ticareti size öğreteyim mi? Göstereyim mi diyor Allah? Hal edullukum ala ticaretin. Öyle bir ticaret ki yol gösteriyor Allah şimdi bize. Öyle bir ticaretin yolunu, öyle bir kazancın yolunu gösteriyor ki Allah o ticaretin karı ne? Tunciukum min azabin elim. Elim verici azaptan sizi kurtaracak olan ticaretin yolunu size göstereyim mi? Kime sesleniyor Allah burada? Yayı öylediğine emenü, inanmış kullar. bize de ne dememiz lazım, inananlar olarak? Ya Rabbi, bu elim verici olan azaptan hangi şey bizi kurtaracaksa, hangi şey bizi kurtaracaksa, sen onu bize emret, biz onu yapalım. Sen o şeyi bizden nehyet, biz ondan kaçalım. Yeter ki bu işin sonunda. Beşerin dayanması ve tahammül etmesi mümkün olmayan bu azaba düşmeyelim dememiz lazım. Tüminun billahi ve <rasooli> Birincisi Allah ve Resulüne imandan bahsediyor. Yani bu ticaretin bu ticaretin bu aktin, bu mübarek yolun bidayesi Tüminun billahi ve <rasooli> Yalnız arkadaşlar ayet-i kerime ya yuledine amen diye başladı. İnananlara sesleniyor. Arkasından ikinci bir defa tu'minune billahi ve rasuli. Allah ve Resulüne hususi olarak bir daha neden bahsetti? İmandan bahsetti. Şimdi buradaki iman yalnızca Allah'ın varlığına, birliğine inandım. Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatemün nebiyyine ve hatemün rasul olduğuna inandım demek değil. Yalnızca bu değil. Allah ve Resulünden gelen, Allah ve Resulünden gelen bütün haberlere şeksiz şüphesiz inanacaksınız. Şimdi bir evvelki yukarıdaki okuduğumuz ayetlerle burayı birleştirerek dinlerseniz, yukarıda okunan ayetlerle. يُرِيدُونَ لِيُطْفِيُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفَّاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمِّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِيَ الْكَافِرُونَ Onlar ağızlarıyla Allah'ın dininin nurunu söndürmek istiyorlar. Değil mi? Şimdi de öyle mi? Gece gündüz bu işi yapıyorlar mı? Mallarıyla, silahlarıyla, askerleriyle, televizyonlarıyla, paralarıyla, basın yayın kuruluşlarıyla, ahlaki çöküntüleriyle, içkiyle, kumarla, zinayla, uyuşturucuyla her türlü malzemeyi, her türlü elementi kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Özellikle İslam coğrafyalarında, Müslümanların yaşadığı coğrafyalarında. Müslümanların gençlerini Kur'an'dan, sünnetten kopartın. Neyle kopartıyorsanız kopartın. Modayla kopartın, şarkı türküyle kopartın, futbolla kopartın, uyuşturucuyla kopartın, zina ile kopartın. Ondan sonra yaz geliyor sahillerde, çıplak denizlere sokun, çıkartın. Mahremiyet, İslam'ın mahremiyet sınırlarını aştırın. Evlerde haremlik selamlığı kaldırın. Kadınla erkeğe eşitleyin ahlak menfumunu ortadan, aile menfumunu ortadan kaldırın. İslam toplumunda her türlü ellerindeki her türlü malzemeyi kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Şimdi onlar ağızlarıyla Allah'ın dininin nurunu söndürmek istiyorlar. Tamam bunu kim söylüyor bize? Yine Kur'an'da Rabbimiz söylüyor. Ama arkasından vallahu mutim nuri ve lev kafirun. Kim söylüyor? Nurunu kim tamamlayacak? Allah tamamlayacak. Şimdi لِتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِ Bu ikisini bağla. Nasıl bağla? Allah'tan mı geldi bu haber? Allah mı buyurdu ben nurumu tamamlayacağım? Ne lazım gelir şimdi buna? Ne lazım gelir? İnanmak lazım gelir. Nasıl inanmak lazım gelir? Bak şimdi nasıl inanmak lazım gelir? Ya bu nasıl olacak? Şimdi eğer bu nasıl olacağın Müslüman cevabını aramak için, Kur'an'dan cevabını aramak için ve bunu hayatına tatbik edip bu mücadeleyi vermek için soruyorsa eyvallah. Burası tamam. Yani bizim elimizden ne gelir? Ne yapmamız lazım? Bu sürecin içinde var olmamız adına, bu sürecin içinde yazılmamız adına, bu sürece hizmet etmemiz adına bizim elimizden ne geliri soruyorsa bunda sıkıntı yok. Ama ya bu nasıl olacak? Bunu imkansız nazarıyla görüyorsa yani bunu artık bu saatten sonra, bugünden sonra bunun olabilmesi ham hayaldir haşa. Bu kadar batının elinde gücü kuvveti varken, iktisadi olarak Müslümanlardan kat kat zenginlikleri varken, silahları varken, basın yayın her şey ellerindeyken, bu kadar ümmeti Muhammed'in nesilleri bozulmuşken, gençler bu perişan hale düşmüşken, şaktan garbı ümmeti Muhammed bu zilleti yaşarken Suriye'nin durumu ortada, İran durumu ortada. Arakan'ın, Myanmar'ın durumu ortada. Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın durumu ortada. Ondan sonra Urumçi'nin durumu ortada. Bizim durumumuz ortada. Arap coğrafyalarının Suudi Arabistan'ın, Libya'nın, Yemen'in, İmarat'ın, Dubai'nin, Şura'nın, Buran'ın durumu ortadayken bu nasıl olacak? Eğer bu söz inkar sözüyse, bak şimdi bu söz inkar sözüyse bu sıkıntı. Çünkü neden? Allah ve Resulünden gelen bütün haberleri önce Allah bizden ne istiyor? Tü'minûne billahi ve Rasûlî. Yani buradaki Allah ve Resulüne iman, yalnızca Allah'ın varlığına, birliğine iman şartı değil. Burayı anlaşılıyordur inşallah. Yalnızca Allah'ın varlığına, birliğine, işte zatî sıfatlarına, subuti sıfatlarına, peygamberlerin sıfatlarına iman değil. Allah ki buyurduysa, ben bir işi yapacağım. İrade benim irademdir. Murat benim muradımdır. Ben de bunu vahyettim. Size de vaat ettim. Ümmeti Muhammed olarak size vaat ettim. Peki bu mutlaka ama mutlaka tahakkuk eder mi? Yerini bulur mu? O söz yere düşer mi haşa? Peki onda bir ihtimal kapısı var mı? Olmak veya olmamak arasında var mı? Haşa. O mutlaka olacak mı? Mutlaka olacak. Ama nasıl olacak? nasıl olacak? Şimdi orası biraz can yakacak. Müslümanın biraz canı yanacak. Müslümanın biraz tadı kaçacak. Müslümanın belki uykusu kaçacak. Müslüman toplumda yaşayan insanların yaşantısından hayatı belki biraz daha farklı yaşamak zorunda kalacak. Çünkü neden? Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune fi sabilillahi bi ve enfusikum. Allah gerektiğinde gerektiğinde mallarımızla, gerektiğinde canlarımızla kendi yolunda bizim mücahede etmemizi, cehdü gayret etmemizi, yani cihad etmemizi Allah kimden istiyor? Ya eyyuhellezine amenu, ya eyyühellezine amenu kimden istiyor? İman edenlerden istiyor. Sizi elin verici, can yakıcı bir azaptan kurtaracak ticaretin yolunu göstereyim mi? Göster ya Rabbi. Tu'minuna billahi ve Allah ve Resulüne iman edeceksiniz ve tucahiduna fi sabilillahi bi ve enfusikum. Gerekirse canlarınızla gerekirse mallarınızla Allah yolunda bu dinin nuru itmam olması için. Bu dinin nurunun ahkamının itmam olması için gerektiğinde canla, gerektiğinde malla cihad edeceksiniz. Ecdadımız bunu bu mübarek arkamızdaki şu sancakta nasıl anlatmış? Devlet armasıdır bu. Nizamı alem ilahi kelimetullahla anlatmış. Terazinin bir kefesine Kur'an'ı koymuş, bir kefesine sünneti koymuş değil mi? Nizamı alem nedir? Aleme nizamı ve intizamı ve düzeni neyle vermek için biz yola çıktık diyor. Niçin sefer düzenliyoruz? Ne işimiz var diyor bizim batıda, Macaristan'da. Ziget var da, Balkanlarda ne işimiz var bizim? İlahi kelimetullah. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilahi kelamı olan La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'ı ve bunun ortaya koyduğu nizamı ve intizamı kainata yaymak, kainata neşretmek, bu İslam sancağını kıtalara, ülkelere, her tarafa ulaştırmak. Güneşin doğup battığı her yere bu nizamı ulaştırmak. Zâlikum hayrun lekum in kuntum Eğer bilecek olursanız, anlayıp da idrak edecek olursanız bu sizin için daha hayırlıdır diyor Allahu Teala Hazretleri. Peki bunun dünyadaki karşılığı biz görürüz veya görmeyiz. Görürüz veya görmeyiz. Allah nurunu mutlaka ama mutlaka yeryüzüne tamamlayacak. Allah görmeyi nasip eylesin. Göremezsek İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürme mücadelesi veren hafselesinde bir zerre, bir miskal o suyu, o ateşi söndürmek adına taşıyan karınca misali Allahu Teala Hazretleri mutimmi nurullah yolunda bize yürümeyi nasip eylesin. Tabut gününe kadar da bu idealden, bu ana gayeden, ana amaçtan, ana hedeften allah Teala Hazretleri şartlar ne olursa olsun, bundan sonra neyle karşılaşırsak karşılaşalım. Daha de görebiliriz şartların daha kötülerini de yaşayabiliriz. Değil mi? Daha iyileri de olabilir, daha kötüleri de olabilir. Daha iyilerini de yaşarsak Allah bize şımararak değişmekten, daha kötülerini yaşarsak ümitsizliğe kapılıp da değişmekten Allah bizi korusun, muhafaza eylesin. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Ve لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ tecri جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ anharu ve وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ bunun ukbada da belki en az kazancı ne olur? Başta Allahu Teala Hazretleri bu ideal için mücadele ve mücahede eden, malıyla canıyla cihad eden kulunun seyyatin Allah affeder, günahlarını mağfiret eder. O kulunu tertemiz cennetteki tertemiz adin cennetlerindeki tertemiz meskenlere o kulu Allah yerleştirir. Köşklerinin, ağaçlarının altından ırmaklar akan, tertemiz cennetlerdeki, adin cennetlerindeki meskenlere Allah Azze ve Celle o kulunu yerleştirir. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ İşte büyük kurtuluş nedir diyor Allah. Hakiki kurtuluş nedir? Budur. Bir hadis-i şerifle beraber burayı toparlayayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, oruçlunun iki bayramı var. İki bayramı. İki sevinci var. Demin birinci sevinci Allah iftar sofrasında yaşattı bize. Birinci sevinci yaşattı. Ondan sonra bekledik, yedik. İkincisi, bu tutulan orucun karşılığını allah Teala Hazretleri ikram ettiğinde, tuttuğumuz orucun karşılığını ikram ettiğinde allah Teala Hazretleri o sevinci cennet sofralarında yaşatacak. Allah hepimize yaşasın yani. Hiçbirimizi mahrum bırakmasın. Allahü Teala Hazretleri Celle Celal ve Celle Şanü dinin nuru tamamlansın için mücadele edenlere de Allah bu dünyada bir bayram yaşatacak. Bir bayram. Yarın, yarın mahşerde de başka bir bayram yaşatacak. Çünkü bu mücadelede sahabenin yolunu, izini takip eden Allah... Biz inanıyoruz ki... Onlardan mahşerde de ayırmayacak. Onları nerede haşredecekse... Nerede haşredecekse... Onların yolunu, izini... Mütimmü nurullah için takip edenleri de Allah onlarla birlikte haşredecek. Şimdi arkadaşlar ve ukra tuhibbuna nasrun minallahi ve fethun karib ve beşiril müminin. Size daha da sevineceğiniz bir haber vereyim diyor Allah. Daha da sevineceğiniz Allahu Teala Hazretlerinin yardımı gelecek. Çok yakın zamanda Mekke'yi mükerreme fethedilecek. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Allah'ın yardımı gelmiştir. Mekke fethedilmiştir. Olay bitmiştir. Bakın şu sancağın kuşağında Nasrun minallahi ve fethun karib bu ayetler ve beşiril mu'minine ya Muhammed yazıyor. Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşiril mu'minine ve beşiril mu'minine ve beşiril mu'min görüyor musunuz? Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşiril mu'minine sonra ne koymuş? Ya Muhammed. Ne demek? Allah Azze ve Celle'nin yardımı, gelecek olan yakın yardımı. Nasun minallah. Fethun karib, yakın bir gelecekteki fetihle ya Muhammed müminleri müjdele diyor. Şimdi ecdat yalnızca bunu mekke yi, Mekke mükerremenin fethiyle alakalıdır deyip noktayı koysaydı bu sancağı taşır mıydı? Ha? Taşır mıydı? Mümkün değil taşımazdı. Bu sancağı ecdat Yavuz dedemize kadar taşımış, ondan sonra da taşımış. Yavuz dedemize kadar ordunun ana sancağı bu. Ak sancak. Ordunun ana sancağı. Zaten Osmanlı devletinin birçok tabur sancaklarında, alay sancaklarında da ne yazar? Bu ayet yazar. Nasrun minallahi ve fetun kerim. Ve beşiril ya Muhammed. Kırmızı sancaklarda da bu yazar. Allah-u Teala Hazretleri'nin pek yakın gelecekteki fethini müjdele. Allah'ın yardımını müjdele, yakın gelecekteki fethini müjdele. Peki o mübarek insanlar diyorum ki Mekke'nin fethi anlayıp da noktayı koysalardı. He? Bu sancağı taşırlar mıydı? Taşmazlar. Demek ki kıyamet sabahına kadar onlar ne anlamışlar? Allahu Teala Hazretleri yolunda Sultan 1. Murat Han'ın dediği gibi son vasiyeti olmuş mübareğin. Kosova'da şehit olurken ne demiş? Evlatlarım attan inmeye süz, kılıncın kına sokmaya süz demiş. Beraat günü Allah'a gitmiş. Son vasiyeti. Sultan 1. Murat Han'ın Osmanlı'nın cephede şehit olan bildiğimiz, bildiğimiz en meşhur tek demeyelim. Yani tektir ama şöyle tektir. Cephede yara alarak, darbe alarak Sultan 1. Murat Han'dır Kosova'da. Zaten orada şehitlik vardır, meşhet vardır. İç azalarını oraya gömmüşler mübareğin. Bedeninde Bursa'ya defnetmişler. Sultan 1. Murat Han'ın. O mübareğin son vasiyeti evlatlarım attan inmeye süs kılıncın kınına sok süs. Son vasiyeti buymuş. Anlaşıldı mı? 40 defa Allah yolunda gazaya çıkmak nasip oluyor. 40. da beraat günü. Beraat günü. Şaban-ı Şerif'in 15. günü şehit olarak Allahu Teala Hazretlerine kavuşmak nasip oluyor. Zaten beraat gecesi de Allah'tan ne istemiş? Şehadet istemiş. Beraat gecesi. Allah'a yalvarırken beni demiş ya Rabbi yoluna kurban et. Benim günahlarımdan sebep bu İslam ordusunu mağlup etme demiş. Rezil rüsva etme. Beni de bu savaşta demiş kurban olarak, şehit olarak al kabul et demiş. 15. gün. Gerçi bir kahbe tarafından kahbe tarafından sinsice şehit ediliyor. Ondan sonra o Avustralya'daki Müslümanları katleden bir zalim vardı ya. Ondan sonra Sultan Birinci Murat Han'ı şehit eden o namussuzun adını da tüfeğe yazmış. Miloş muydu? Miloş. Miloş muydu? Ha. Onun adını da neye yazmış? Tüfeğe yazmış. Şimdi son noktayı koyalım. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. Allah yine kime sesleniyor? Bu yolda nurunu tamamlamak adına mücadele edecek Müslümanlara sesleniyor. Kunu <laughs> ensarallah. Allah Azze ve Celle'nin dininin yardımcıları olun. Kema kâle İse ibn-i Meryem'e lil havariyyine men ensari ilallah. Ne gibi? Tıpkı Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın havarileri gibi Allah'ın dininin yardımcıları olun. Peki onlar nasıl Allah'ın dinine yardım etmişlerdi? İsa Aleyhisselam yeryüzünden semaya uruc etmeden önce 12 havariyi toplar. Onlardan bir söz alır. Ondan sonra sorar onlara ben artık aranızdan ayrılıyorum. Ben ensari ilallah der. Benden sonra Allah'ın dinine kim yardım edecek? Kalel havariyuna nahnu ensarullah der. Onlar derler ki ya İsa aleyhissalatu vesselam senden sonra Allah'ın dinini yeryüzüne tebliğ edecek olan, insanlara anlatacak olan yani Allah'ın dinine yardım edecek olan biziz derler. Bu sözü verirler. Allah da bize diyor ki siz de Meryem oğlu İsa'nın neleri gibi olun? Havariler gibi olun. Onlar Allah'a bir söz verdiler, söz verdiler, o sözlerini bozmadılar. Onların çalışması ve gayreti neticesinde فَاَمَنَتْ تَاِفَةٌ مِنْ beni İsrail ben İsrail'den bir kısım iman etti. Ve keferat taife bir kısmı inkar etti. Fe eyyednellezine amenu ala aduvvihim fe asbahu zahirin. Allah düşmanlarına karşı dostlarına yardım ederek, düşmanlarına karşı dostlarına yardım ederek, onlara teyit ederek müminleri kafirlere galip kılmıştır. Bir gecenin sabahına Allah onları kafirlere karşı galip kılmıştır. Allah bizi de galip kılsın. Ancak şartlarına uymayı nasip eylesin. Üç şartı seri olarak zikredeyim. Başta iman. Bir de anlatmaya gerek var mı? İman. Yani ne diyeceğiz? Allah ve Resulü mü söyledi? Sadakallahu lazim. Sadaka Resulullah diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Nasıl olur? Allah murad ederse mutlaka olur. Saalul lima yurid olan Allah irade ederse olur. İkincisi inandığımız Allah ve Resulü davası uğrunda canımızla, malımızla Allah yolunda mücadele edeceğiz. Üçüncüsü tıpkı İsa aleyhisselam'ın havarileri gibi, havariyün cemaati gibi gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz. Eşimizden de, işimizden de, aşımızdan da kendi şahsi çıkarımızdan da, menfaatimizden de, Efradü ila iyalimizden de önde tutacağız Allah yolunda tebliğ ve daveti. Burayı bir daha toparlayalım. Neyi? Allah yolunda tebliğ ve daveti nasıl o mübarekler yeryüzünün bütün coğrafyalarına yayıldılar İsa Aleyhisselam'dan sonra yayıldılar. Gece demediler, gündüz demediler. O mübarekler. Ondan sonra. Yeryüzünde Allah'ın dinini anlatmak adına krallara da gittiler. Ağalara da gittiler, paşalara da gittiler. Garip kurabayı da gezdiler, kapı kapıda gezdiler. Bütün toplumları Allah'ın dinini bahusus, bu da son olsun. Gelecek olan Ahmet Aleyhisselam'ı da yeryüzünde kimler anlattı? İsa Aleyhisselam'dan sonra bu 12 aslan anlattı. Havariyün cemaati. Allah da şimdi bizden ne istiyor? Ya eyullezine amenu. Kunu ensarullah. <laughs> Allah'ın dininin yardımcıları olun. Keme kale Ayyese bin Meryem'e havariyine ben ensarı ilallah. Aynı İsa Aleyhisselam'ın Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın havarileri gibi olun. Onlar Allah'ın dinine yardım edeceklerine dair söz verdiler, sözlerinde durdular. Allah da inananları düşmanlarına karşı yardım etti, teyit etti. Şartları yerine getirelim, Allah bize de yardım etsin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te önce şartları yerine getirebilmeyi Allah bize nasip eylesin.